Cankı, bu odanın hali ne böyle? Annem, bugün zaten bundan da daha çok dağılacak, merak etme. İyi köşeleri arkadaşlar deşeceğiz. Yani bütün ev değil, bütün oda komple çıkıyor. Ay, bir dakika, gidiyoruz. Şimdi geliyor, 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 geliyor. Burada bir şey var. Cankı, bu odanın hali ne böyle? Annem, bugün zaten bundan da daha çok dağılacak, merak etme. Merak etmeyeyim. Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Selma Kusif. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. İlerleyen günlerde Yankı'nın odası baştan yapılacak. O nedenle yavaş yavaş artık toplanmanın vakti geldi. O nedenle arkadaşlar, baza altları, dolap içleri, ne varsa, nerede ne varsa hepsi ortaya çıkacak. Bakalım Yankı'nın gizli kıyılarında, köşelerinde neler var, bunları göreceğiz hep birlikte. Ha, anneciğim. Birisi böyle bir şey gönderdi. Aa, evet, bunu da göstermek isteriz tabii ki arkadaşlar. Bizlerden, yani bizlerin, Cihan Kosif'in takipçilerinden bir arkadaşımız gelmiş bizim kapımıza, böyle bir kutu bırakmış ve kutunun içinden de bu böyle minyatür Rex mi desek, çok tatlı bir araba çıktı. Bakar mısınız şuna, birebir aynı. Bir yerini göster. Her şeyiyle. Yakın zamanlarda böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz siz de. Tamamen taşınmış olabilirsiniz, yeni odanız olabilir. Bunları da bizlere belirtebilirsiniz. Okumaktan büyük bir zevk duyarız. Abonelikleriniz o kadar bizi mutlu ediyor ki. Pat 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 görüyorum. Hepsini tek tek görüyorum. Abone olmayı unutmayın kanalımıza ve bildirimlerinizi lütfen ama lütfen kontrol edin. Açık olup olmadığını. Ve Yankı, hazırsan başlayalım. Dolap mı, baza altı mı? Hangisi? Baza altı. Baza altı. Yankı, bunları al istiyor. Bak, bunlar yuvarlanır açtığımızda. Buraya bir set bir şey kurmuşsun gerçi ama. Dur. Hah. Yankı, direkt dikkatimi çeken mesela Yankı'nın minik boks eldivenleri var arka. Aa, büyükler de burada. Bak, öncelikle şunları bir çıkaralım istersen şuraya. Neler var, neler yok göreceğiz artık. Oo, puzzle'lara bak. Oo, Yankı, çok puzzle'ım varmış be. Yarılmış. Aa, bu zaten yarıktı ki. Anneciğim, daha çok yarılmış. Bu kadar açık mıydı bu? Neyse, bowling setimiz çıktı. Arkadaşlar, bu ne biliyor musunuz? Bu poşeti, yani şu... Açalım mı? Hayır, açmayacağım. Ya açmayacağım dedim, şöyle üstten gösterebilirim ama hepsini mümkün değil göstermem. Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim çok yıllardan beri sürpriz yumurtalardan çıkan bütün ne varsa burada. Arkadaşlar, bizim işte çekimlerde kullandığımız birçok malzeme de var hatta burada aslında. Mesela dartımız kullandığımız, biliyorsunuz. Hemen evet. Okları atıyoruz. Ne yapacaksak onu yapıyoruz. Bunun altında bir ıslak mendil ne işi var? Islak mendil değil bu. Bebek bezi de değil arkadaşlar. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bebek bezi falan zannetmeyin sakın ya. Hani böyle bir şeyler dökülmesin, edilmesin falan diye böyle alta serilir ya arkadaşlar. Poşet olur üstünde, ıslanmasın ama diye. Ama annem... Küçüklüğünden, çok küçüklükten, eskilerden kalmış ama bir paket. Ama annem, bu da çok saçma değil mi? Anneciğim, nereye koyayım? Bu ne? Bir dakika, ne bu? Vallahi unutmuşum her şeyi. Aa, Yankı'nın arkadaşlarından gelen notlar bunlar. Bir dakika, ne bu? Annem, plete şeyi bile var. Yankı, bu ne? Ay, bir dakika arkadaşlar, bunları hatırlayanlar var mı? Hani, kesinlikle var. Hani bebekken, hani evet, bebekken hatıra olarak da saklamışız böyle. Ay Yankı, bir dakika. Aa. Aa. Ay, bir dakika. Aa, Yankı. Savaşçı kostüm. Savaşçı gibi oldum. Dur. Ay, zaten savaş. Ay, hiç böyle bir şeyim yok arkadaşlar benim, yani hiç. Nereden girili yiyiliyor, ne oluyor? Bak, bu bant böyle herhalde, böyle bir de şöyle sıkılıyor galiba fermuarını çekince. Yankı, bir de sen, Yankı giysin mi arkadaşlar? Bir dakika. Bana olur mu? Ha, bu arada bu neden var, neden bu falan derseniz de, bu arkadaşlar Cihan'ın bir zamanlar, ki o zamanları da hatırlayanlar illa vardır. Motor. Motoru vardı ve o zamanlar sanırım biri hediye etmişti bunu Cihan'a. Bütün motor kıyafetlerini falan satmıştı ama bunu elinde tutmuştu. Hem çok güzel bence, hem de hediye zaten. Hatırası da var. Ay Yankı, bir bakacağım. Sırta bak, sırta. Dön bak, ben göstermedim arkadaşlara. Sırtımı göstersene Yankı. Vay be. Ya motorda düşsen falan hiçbir şey olmasın diye mi ne? Çok güzelmiş. Benim babam çok geniş geldi. Vallahi iyiymiş. Neyse Yankı, hadi çabuk çabuk. Boşaldı bile be. Bitti yani. Onu da çıkaralım Yankıcığım, rahatla. Evet arkadaşlar, baza budur. Budur baza. Hatta şöyle bir bakacağım şuradan. Ben şu an inanabiliyor musunuz bu kadar şeyin şuraya sığdığına? Şu an herhalde sığdıramam yani, tekrar yerleştirmeye çalışsam falan, ne bileyim. Nasıl sığmış Yankı? Bunların üzerinde yatıyormuş Yankı. Anlayacağınız arkadaşlar, bunların üzerinde. Heh,
Burada bir soru geldi şimdi arkadaşlarımıza. Sizin yatağınızın altı eğer bazalı olabilir, çekmeceli olabilir, neler var? Enteresan. Aa, benim çok alakasız ama benim yatağımın altında şu var dediğiniz şeyler varsa da onları da belirtebilirsiniz. Sadece enteresanlık yankıda değildir belki de. Şu tarafa geçeyim. Bak bu taraf, bu taraf. Şimdi burayı en sona bırakalım madem. Şu tarafta ne var ne yok bir görelim. Yankının of valizi bile dolabın içinde. Çanta çıksın. Ay şunları şöyle toplayayım. Şu kutuyla birlikte çıkaracağım şimdi. Evet. Ay Yanka şurada arada bir şey. Aa bunu taksana. Ay bir dakika ben takacağım. Yanka zaten. Dur. Böyle miydi? Ay çok iyi be. Aerobic fitnessçi falan. Öyle mi? Öyle mi denir? Oo Yankı. Bu ne ya? Arkadaşlar Yankı'nın hayvanları ne kadar çok sevdiğini zaten buradan da anlayabilirsiniz. Şu hale ben bakın. Ben şu an... Ay. Arkadaşlar şimdi gelin bir. Bir gelin. Allah aşkına. Az önce ne dedim ben size? Yankı hak etmiş artık değil mi? Görüyor musunuz şurayı? Bu ne ya? Resmen kırık. Vallahi Yankı'cığım. Gerçekten. Aa Yankı. Vallahi dolu. Her yerimiz dolu. Baksana her yerden bir şey çıkıyor. Bu oda neymiş böyle küçücük gözüküyor. Her şeyi almış. Burada teleskop var. Sürekli böyle tek tek nasıl taşıyacağız onu da bilmiyorum. Şimdi aşk... şu yani. Ay! Pompa. Evet. Bu Yankı'nın gece lambası. Bu çok güzel yanıyor ama. Ona bayılıyorum. Bu da bir küçüğü. Mavisi böyle. Kostümler var. Sadece kostümleri bir ayrı yere koyalım. Diğerleri mont, yelek, ceket, bir şeyler bir şeyler. Arkadaşlar bu neydi ya? Ay resmen bu taraf bitti ve bu odayı biz nasıl... Ben bilmiyorum şu an. Şu an... Aa sen ne yaptın Yankı? Yankı iki arada bir derede ne yaptın öyle? Ha, dön arkamı kapatayım mı? Dur Allah'ım ya Rabbim tipe bakın ya. Ne kostümü bu? Iron Man'di değil mi Yankı bu? Iron Man. Artık videoya böyle devam edin. Terlersin. Terlemem. Vallahi sıkıntı olur. Yok. E tamam sen... Ben zaten bugün banyo yapacağım. Terlersen o zaman arkadaşlar boyu gösterdim değil mi? Tamam bitti. Bomboş. Aa bak 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 bak. Bak nasıl çarpılmış, nasıl boş orası. Kırık yani bildiğin. Asla birbirine oturmuyor parçalar. O da böyle işte derme, çatma bilmem ne. Bunca zamanda idare etti bizi. Neyse artık. Şöyle bak bu cırt cırtlı bir şey. Yankı'nın rafı az olduğu için o zamanlar biz böyle bir şey almıştık. Ay. Evet. Çıkmıyor. Ay. Ay. Allah'ım. Yok yok arkadaşlar burada. Burada yok yok. Şuraya bakın. Anneciğim bunu ben şuraya şöyle açıklık bir yere koymam lazım arkadaşlar. Şu tarafa falan yani böyle. Şöyle. Bakar mısınız üst üste üst üste böyle bir şey bu. Arkadaşlar daha şimdiden çok yoruldum ya. Daha bunları nasıl... Yankı bırak artık onu. Ay, Yankı kendi derdinde. Hani ne o? Neydi o ya? Kasap et derdine koyun can derdinde. Bunları nasıl taşıyacağımızı düşünüyorum. O da biniyor, takıyor, takıştırıyor bir şeyler. Daha yukarıdaki kutuları unuttuk Yanko. Onlar var çünkü bu dolaplar arkadaşlar sökülecek. Bu oda tamamen bomboş kalacak. O nedenle biz buralarda ufak tefek hiçbir şey bırakmamamız gerekiyor. Hiçbir şey. Arkadaşlar benim bunları sığdıracak ne kolim var ne işte ne denir ona ya. Ya Allah'ım bugün bir B12 eksikliği yaşıyorum. Yani ne hurcum var hiçbir şeyim yok. O yüzden bir çöp poşetine ihtiyacım var. O da yokmuş yani şimdi. Ha var. Evet. Ay mecburum çünkü. Yok onları sınıflandırıp bence ayrı ayrı poşet. Çünkü bu şekilde mümkün değil ya. Siz böyle bir ev taşıma şekli gördünüz mü? Kolilenir, bantlanır öyle taşınır değil mi? Odadan odaya geçeceğiz ama böyle çok zor. Arkadaşlar şu ayağımızın altı açıldı ya. Bence gerisi artık o kadar da... Anneciğim ne yapıyorsun? Ne bulduysa takmadı mı bugün? Arkadaşlar sizin de bu kadar var mı gerçekten eşyanız? Şortlar, sivitler hepsi birbirine girdi şu an. Neydi? Sınıflandırma yapacaktım değil mi? Yok. Evet arkadaşlar nihayet 3 poşette falan yani ne 3 poşeti de yani işte ortalama 3 poşet diyoruz. Kaç poşet taşıdık gördünüz. İşte bunları da taşıyacağız. Sonra sadece şu ortalıktaki şeyleri onların kutuları var Allah'ta. Hemen kutulara doldurup hemen
diğer odaya geçireceğiz. Diğer odada adım atacak yer kalmayacak. Bakalım ne yapacağız? Yani bu oda yenilenene kadar bilmiyorum nasıl yaşayacağız bu evde. Hadi bakalım bunları da taşıyoruz şimdi. Herkes kendi odasını topluyor mu bu arada? Annelere mi bırakıyoruz? Hangisi? Bence kendiniz topluyorsunuz. Bence herkes kendi sorumluluğunu biliyor ve kendi çok güzel böyle dümdüz bir oda yapıyor bence. Hatta bu videoda bunu söylediğim için herkes gidip odasını toplayacak birazdan, değil mi? Toplayanlar da el kaldırsın. Ben topladım ve anneme sürpriz yaptım, şaşırttım annemi diyen varsa da yazsın arkadaşlar yorumlara. Hadi bakalım topluyoruz. Yankı da yardım ediyor. Yankıcığım hadi bakalım. Haydi işe koyulduk hadi. Arkadaşlar, sanırım bitti. Bitti ya, inanamıyorum. Evet, hiçbir şey kalmadı. Ve artık kutuları da dışarı taşıma vakti geldi. Anneciğim bak, önce o tekerlekli olandan başlayalım. Gel, onları bırakalım şimdi bir üst üste. Çekil oradan bir. Heh. Hangi şöyle tekerlek? Bir kaydıralım. En hangi alttaki tekerlekli. Bu mu? Evet. Bakayım tekerlekli. Altında var tekerlek. Dur anneciğim, dur. Evet, tekerlek. Dur ama o tekerleğini kaldırsana bir. Orayı takıldı orası. Kaldır bir. Kaldır. Ha. Evet, şimdi sen bunu sürebilirsin hatta Yankı. İstersen sür. Sen çıkar bunu. Ben de bunları taşıyayım arkadan. Heh. Hadi. Aa, bir dakika. Orada yer kaldı mı? Bir dakika. Arkadaşlar onları yatak odasına koyacağım direkt. Hiç buraya kaç. Çünkü bakar mısınız bir odaya? Bir görmenizi istiyorum. Şuraya bakar mısınız? Aşırı yani. Şurada sadece bir gezinecek, girip çıkacak bir alan kaldı. O kadar. Bak şimdi benim. Bunu da Cihan Kosif'in kanalındaki giydiğim gelinliğim arkadaşlar. Burada duruyor hala. Bence en mükemmel yer burası şu an. Şöyle. Ha, nasıl? Bence iyi yer bulduk. Bence çok iyi yer bulduk. Hop böyle böyle. Heh, bir süre. Ay bir dakika bir şey. Duydunuz mu sesi arkadaşlar? Bir araba kornası çıktı sanki oradan. Bu da ağır. Yankı. Belim koptu be. Aa, bunun üstünü kapatamayacağız. Bunu yana koyuyorum. Yere koyuyorum o yüzden arkadaşlar. Bunun üstü kapanmayacak. Çünkü bakar mısınız? Tepeleme yani. Nasıl kapansın? Of. Şimdilik bu burada dursun. İyi ya. Yankı. Bence çok da kötü değil. Bak böyle kutularla sınıflandırınca çok rahat oluyor arkadaşlar. Siz de hep böyle arkadaşlar sınıflandırarak koyun. Kırtasiye malzemesi, o anne, bu falan derken kalemler, kitaplar, şunlar bunlar anne, çok rahatlık oluyor. Bak ikili taşı. Evet, Yankı üst üste koydu. Ağırlık yetmiyor. Aa bu ne? Aa kuş gibi. İstersen bunu alsaydın Yankı. Arkadaşlar valizler, valizler her şey çıkıyor, her şey. Yankı valizi buraya koyacağım. Orada sadece oyuncak kal. Bak şuraya valizi sürdüm arkadaşlar şöyle. Bir süre oynama yani sen de Yankı. O kadarcık değil mi yani? Bunları da buralardan tutup ne yapayım, git gelden sıkıldım. Arkadaşlar çok az kaldı. Bitti neredeyse. Ben de bittim. Şu en son yatağın üstündekileri de alalım. Artık göz de yormasın istiyorum. Böyle baktığımızda ya hiçbir şey görmeyelim artık istiyorum. Gerçi yukarıdaki kutular hala duruyor ama onlar bir şey değil gene en azından. O ufak tefek. Onu bitirdik ya yani. Önemli olan oydu. Şurada dursun şimdilik çöp poşeti. Bu arada arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. Ay arkadaşlar nasıl yoruldum anlatamam. Zaten anlatmama gerek yok, siz görüyorsunuz. Saatlerdir burada çalışıyoruz canla başla. Heh, bu dolap üstündeki kutular dışında hiçbir şey kalmadı odada. Oh nihayet bitti. Yankı bunu buraya bile koyarız aslında ama istersen koyalım. Sen bilirsin, istediğin yere koy. Tamam artık bir süre böyle yaşayacağız. Yapacak bir şey yok yani. Aa Yankı'ya bakın. Şark köşesi yaptı, dinleniyor falan. Ay. Arkadaşlar burada da ya Rabbim, yok yok kolay kolay dedik sona bıraktık. Allah'ım bunları da ben dökmeyeyim. Bir dakika. Heh.
Şunu da alıyorum. Bunlar boş neredeyse. O kadar az şey var ki içinde bunları. Böyle taşıyacağım. Allah'ım evde yer kalmadı. Salona mı geçsem diye düşünüyorum biliyor musun? Yatak odasını da bitirdik. Orası da doldu. Orayı da doldurduk. Salonda mı? Hayır, yakına pozisyonu hiç değişmemesi peki. Gittim, geldim, sandalye aldım, çıktım, ettim. Hala yankı orada kurulmuş bir şekilde oturuyor. Yankı bunları da böyle koyuyorum. Yapacak bir şey yok. Bir süre böyleyiz arkadaşlar. Yani ben bir şey... Ne yapayım yani? Böyle. Tamam, yapacak bir şey yok yani. Aa! Bir dakika. Gidiyordu. Of, kayıyordu üstteki. Heh. Kırtasiye malzemeleri filan. Hepsi buralarda böyle. Ay bunu buraya koyayım. Yankı oh tamam aa süper. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu orası. Şu yatağın altında baza demiyorum bakın. Yatağın altında bir şey var. Ve size birazdan onu göstereceğim. Aa falan diyeceksiniz gerçekten. Ay ikinci kutuyu da alayım şuradan. Bunlar biraz ağır ama. Bunlar da arkadaşlar Yankı'nın çok eski bebekliğine ait böyle malzemeleri, kıyafetleri bilmem nesi yani. Bir sürü şey var. Şimdi şunları da taşıyacağım. Sürprizi merak ediyor musunuz? Hemen geliyorum. Hiçbir hemen. Hiçbir şey yok. Görürüz. Aa, dur bunun içinde sert bir şey var. Arkadaşlar. Bir tek bunlar var çünkü. Bunlar mı diyecek? Şimdi geliyor. Dın 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 dın. Burada bir şey var. Bunu da şöyle şuradan geçerken gördüm. Aa dedim bunu da göstereyim. Hop 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 çok büyük çıkıyor. Hala çıkamıyor. Bakalım bunun içinde ne var arkadaşlar? Durun. Ay. Aa tahminleri alacağım. Bence tahmin eden arkadaşlarımız kesinlikle var. Ay şurası çıkmış. Yankı bir şey çıktı buradan dur. Bu ne? Cam. Cam mı? Dikkat et. Bunun da camı çıkmış yalnız arkadaşlar. Bu bir çerçeve. Ama ben size bunu göstereceğim tabii ki. Hu geliyor. Ha, hatta. Biliyorum ha? Bu fotoğrafı. Nereden biliyorsun acaba? Görmüştüm. Nerede gördün? Arkadaşlar şöyle bakın. Şey yapmadan şu ucuna kadar getireceğim. Tamamıyla çıkarmayacağım ama. Evde de böyle. Evet. Bu kadar yeri gelmiş madem yani. Bunu da gösterelim. Şöyle bir döndürüyorum. Camında bir sıkıntı var şu an çünkü. Çok da zorlamayayım. Böyle. Şu Cihan'ı biraz daha gösterelim mi şunu? Evet. Herhalde anneciğim. Kim olacak? Böyle arkadaşlar. Bençken çok yakışıklı. Vay. Evet. Tamam. Ben peki yani o zaman mı güzelim şimdi mi? Şimdi. Sizce arkadaşlar burada mı güzelim şimdi mi? Yani yorumlarda onu da yazabilirsiniz. Neyse Yanka şöyle dikkatlice tutalım. Tekrar yerine yerleştirelim. Arkadaşlar bir görelim mi? Odanın son halini bir görelim. Burada görüyor musunuz şu? Ay fena. Her yer derme çatma bak. Biraz daha dokunsam pıt gidecek orası yani. Aa bak. Bak arkadaşlar gördünüz mü burayı da? Bak burası da. İşte bu böyle tak sök böyle bu halde yani yapacak bir şey. Bu kapıları da aslında çok dandik biliyor musunuz? Bakın bak. Hop bak. Görüyor musun? Çıkan sesi duyuyor musun? Bak. Kapıyı hafifçe sallıyorum ve bütün dolap dang. Sanki deprem oluyor gibi böyle. Halbuki bu bizi bir yandan da korkutuyor. Hani eskilik ayrı ama bir yandan da bir böyle... Güvenilir değil yani anladın mı? Sizlerle paylaşmak istedik. Yankı'nın dediğim gibi yepyeni bir odası olacak bundan sonra ama tarihini ne ben biliyorum ne Yankı biliyor ne Cihan biliyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Bize de sürpriz olacak çünkü yapım aşamasında şu an. Ne zaman haber verirler ne zaman gelir bilmiyorum. O güne kadar bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Yatak, dolap yani artık boşalt. Şimdiden biz boşaltalım ve bunu sizlerle paylaşmak istedik. Artık Yankı'nın yeni odasında tekrar görüşeceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like tuşuna basmayı, aşağı yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.